Adım 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 ilerlerken, diğer yandan da adalet arayışı ülkemizde sürerken sorular soracağız sevgili izleyenler. Aksoy Araştırma Başkanı Sayın Ertan Aksoy bizimle birlikte. Sayın Aksoy merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul'la ilgili biraz özele inmek isterim. Sizin gözlemleriniz, yaptığınız araştırmalar neyi, neleri yansıtıyor? Zira Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında geçiyor gibi görünüyor yarış. Ama Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi olmaya da devam ediyor. Nasıl bir yarış var? Tam aslında dediğiniz gibi durum. Çünkü Erdoğan Türkiye'nin her yerinde muhalefetin adaylarıyla doğrudan kendisi yarışmak istiyor. Ve bence tercihlerini yaparken de kendisinin önüne geçecek bir isimdense aslında bir aday çıkarıp ardından CHP'li veya muhalif kesimin adaylarıyla doğrudan kendisi yarışma arzusunda. Özellikle Sayın İmamoğlu hem bugün için hem yakın gelecek için Erdoğan ve siyaseti, AKP siyaseti açısından önemli risk de yaratması nedeniyle doğrudan aslında yerel seçimlerde bir yenme arzusuyla, burada etkisiz hale getirme arzusuyla böyle bir yarışın doğrudan bir paydasına dönüşmüş durumda Erdoğan. Dolayısıyla bu minvalde gidiyor ama günün sonunda seçmen büyük oranda, tamam olmasa da, burada iki belediye başkan adayının olduğunu ve bu ikisi arasında geçen bir yarış olduğunu, kazananın da yöneteceğini biliyor. Bu nedenle Murat Kurum ile Sayın İmamoğlu arasında yapılan ölçümlerde şu an için Sayın İmamoğlu'nun önünde olduğu karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki toplum statik bir yapı değil. Buna özellikle genel seçimler çok önemli bir gösterge oluşturdu. Çünkü seçime gidilmeden birkaç ay öncesi, birkaç yıl öncesi de dahil uzun bir süre muhalefet güçlü bir blokla duruyordu. Ama seçime giderken bu blok değişti. Bir grup yer değiştirdi ve sonuç farklı oldu. Ama şu an için favori aday Sayın İmamoğlu. Favori aday Sayın İmamoğlu. Aradaki fark ne kadar gözlemleniyor Sayın Aksoy? Bunu soruyorum zira her iki isim de çalışıyor. Murat Kurum'un çalışmaları biraz da düşündürücü aslında. Hem bakanlık döneminden yaptıkları yapmadıkları var hem de eleştirilere nasıl yanıt verdiği önemli. Örneğin TOKİ mağdurlarına ilişkin kendisine soru sorulduğunda bakanlık döneminde kamerayı kapatmıştı. Dün yaptığı açıklamada dedi ki elim kameraya gitmiş. Murat Kurum bu bağlamda kendini koruyabiliyor mu, savunabiliyor mu, koruyabilecek yeterli malzemesi var mı? Bu reddedişler İstanbul seçmeni tarafından nasıl karşılanır? Şimdi şöyle, yani tam ölçümlerin kimin arasında ne kadar fark olduğunu bize gösterebilmesi için bütün partilerin adaylarını açıklaması veya aday çıkartma açıklaması gerekiyor. Çünkü o kadar son dönem kurulan partiler ve oy geçişkenlikleri söz konusu ki bir yanıyla küçük partilerin bile sonucu etkileyebileceği, hatta değiştirebileceği bir durum var. Örneğin Saadet Partisi özellikle genel seçime giderken ve son dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi ile dip dibe görüntü vermekten, sürekli ortak politika geliştirmekten önemli oranda tabanını yitirmiş durumda. Bu nedenle mesela yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı belirleyici güce sahip. Yani önemli bir etken, tek başına belirleyecek olmasa da. Keza Murat Kurum özeline gelirsek bence zorlanıcı alanlardan bir tanesi belediyeci değil. Dolayısıyla şehir bilmek, kent bilmek eşittir belediyecilik anlamına gelmiyor. Bir belediyecilik referansı yok. İkincisi ise siyasetçinin en çok zorlandığı durumlardan bir tanesi savunmaya düşmektir. Murat Kurum geçmişte hem yaptıklarıyla hem yapmadıklarıyla sıklıkla savunmada kalacak bir isim. Bu nedenle bu kampanya, işte sahada yürütülen çalışmalarda işi çok kolay olmayacak. Çünkü özellikle kendi yarattıkları tartışma, daha doğrusu öne çıkarmaya çalıştıkları tartışma olan deprem, kentsel dönüşüm konusunda geçmişteki performans önemli bir gösterge. Yapılanlar ve yapılmayanlar ayrı ayrı eleştiriye, sorguya açık durumdalar. Bu nedenle de ben seçim sürecinde daha
belirleyici olmaktan öte savunmada kalacağını düşünüyorum, bekliyorum. Zaten ilk emareleri var. Öte yandan açıklanan projelere baktığımızda da aslında rakibinin kötü bir taklidi olmanın ötesine geçmiş bir şey yok şu an için. Tamam için diyemesem de önemli bir kısmında. Mesela Anne Kart İBB çalışmaları içerisinde Sayın İmamoğlu ile beraber başlatılan çalışmalar içerisinde en çok etki yaratan çalışmalardan bir tanesi. Çok sayıda insanın yaşamına dokunuyor ve yoksullaşmanın bu düzeyde arttığı bir dönemde hanelerde en azından anneler üstünden, annelerin üzerinden ulaşım maliyetini almış, sırtlanmış oluyor. Bunun etki analizi muhtemel yapılmış ki bu alanda bir şey söylemek istediler. Ama bunu genişletmek yerine yanlış bir vaade kapılıp baba kart dediler. Sonra başka şeylere evrildiler. Benim hanım kardeşlerim konusunda ne dersiniz Sayın Aksoy? İETT şoförleri benim hanım kardeşlerimi evlerine kadar bırakacak bizim dönemimizde diyor. Ama anneler evlatlarını merak etmeyecekler diyor. Yani bir güvenlik sorunu olduğu düşüncesinin de altını çiziyor. Bu mesele aslında doğrudan iktidarla, doğrudan İçişleri Bakanlığı'yla, doğrudan alınan o kararlarla, yapılanlarla, eksiklerle ilgili değil mi? Şöyle, tam ifade ettiğiniz gibi hatta daha da genişletebiliriz. Yani bir tarafıyla şöyle, siyasetçinin düşeceği hatalardan biri de gerçeklikten kopuk vaatlerde bulunmak. Mesela genel seçime giderken muhalefetin deprem bölgesinde bütün konutları bedava yapacağız vaadi tam olarak böyle bir vaatti. Ve seçmen de bunu fark etti. Sonrasında zaten oy artırmadığı gibi gerilemeye neden oldu veya rakibin öne çıkmasına neden oldu. Burada da aynı şekilde İstanbul'da yaşayan herkes de bilir ki İETT otobüsleri belirli duraklar üzerinden yolcu alımı veya indirimi yapar. Bunun dışına çıkamaz. Dolayısıyla hiçbir gerçekliği olmayan bir vaat ve bu tür gerçeklikten kopuk vaatler toplamda bir bu isim yönetebilir mi tartışmasını büyütüyor. Bu nedenle de bir şey yok açıkçası. Bir karşılığı olmayacaktır. Üstelik bir de yani bu ülkede kadınların özellikle büyük şehirlerde nasıl bir güvenlik sorunu yaşadığının da örtük kabulüdür aynı zamanda. En temel konu olan evlerine gidebilme meselesinin bir güvenlik zafiyeti barındırdığının da en yetkili ağızlardan kabul anlamına geliyor. Elbette ki bundan not edecektir seçmen. Evet, peki DEM Parti, şimdi İstanbul'la başladık, İstanbul'la devam edelim. Başak Demirtaş DEM Parti'ye aday adaylığı başvurusunu yapmış. Yeni bir bilgi var. Tele1 Haber Merkezi'nden editörümüz Onur Öncü edindi bu bilgileri. DEM Partili üst düzey yöneticiler partinin daha İstanbul'la ilgili tutumunun netleşmediğini söylüyorlar. 3 Şubat'ta toplanacak merkez yönetim kurulu toplantısında netlik kazanacakmış. DEM Parti'de bir netlik yok İstanbul'la ilgili, bunu anlıyoruz. Buradan bize ulaşan haberle netlik olur mu? Başak Demirtaş İstanbul adayı gösterilir mi? DEM Parti süreci biraz öteliyor gibi görünüyor ki daha önce MYK toplantıları yapıldı. Anladık ki hiç Başak Demirtaş ve İstanbul konusunu görüşmemişler, konuşmamışlar. DEM Parti nasıl yol alacak? Olasılıklar nasıl bir yolu ortaya çıkarır, haritayı ortaya çıkarır? Yani bir bilgiden öte tahminim, kişisel beklentim bu aday çıkarmayacağı yönünde. Fakat aday çıkarması elbette ki sonuçları etkiler. Hatta Sayın Başak Demirtaş aday çıkarması sonucu daha da fazla etkileyebilir. Ama kişisel beklentim bir aday çıkarmamayı tercih edeceği yönünde. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Yani aday çıkarmamak siyasete dair en ufak fikri olan herkesin bildiği üzere, aday çıkarmak daha doğrusu, siyasette dair fikri olan herkesin bildiği üzere aslında AKP'nin elini rahatlatmak. Muhalif blokta bir bölünme daha yaratarak AKP ve MHP ittifakının, hatta Yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'ın da eklendiği giderek de radikalleşen bir ittifakın İstanbul'da elini rahatlatmak anlamına gelir. Onun işini kolaylaştırmak anlamına gelir. Bu kadar belediyelerine kayyum atanmış parti yöneticilerinin önemli bir bölümünün tutuklu olduğu, her geçen gün bu sağcı bloktan ayrı bir
hakarete maruz kalan bir siyasal hareket, DEM Parti'nin temsil ettiği siyasi hareket. Bu kadar büyük olumsuzluklar içerisinde ben her şeye rağmen bir iktidarın elini rahatlatacak bir şey yapma tercihinde bulunmayacağını tahmin ediyorum. Ama tabii ki siyasi partiler de bazen kendi iç dinamikleriyle hareket ederler. Ve bu iç dinamiklerinden yola çıkarak şey yapabilirler. Mesela ben eminim ki DEM Parti kadroları içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP arasında kaldığında AKP'yi tercih edecek isimler de var. Ama bunlar ne kadar belirleyici olacak başka bir tartışma. Bu tür partilerde her zaman farklı kanatlar olabilir, farklı görüşler olabilir. Bu son derece olağan. Bu nedenle kişisel olarak ben bir aday çıkarma ihtimali beklemiyorum. Ama tekrar diyorum, Sayın Başak Demirtaş aday çıkarsa gayet de güçlü, belirleme gücü yüksek bir aday olacaktır. Yani seçimi kazanmayacağı çok aşikar, açık. Seçim sonuçlarını bir o kadar belirleyeceği de bir o kadar aşikar ve açık. Yeniden Refah Partisi İstanbul'da aday göstermeye biraz daha yakın galiba. Çünkü dün gelen açıklama Yeniden Refah Partisi'nin ittifak görüşmelerinin sonlandığı yönündeydi. Tabii sonra devam eder mi bilmiyoruz. Çünkü bitti deyip yeniden başlayabiliyorlar, olmayız deyip sonra yer alabiliyorlar bir ittifakın içerisinde. Ama aday gösterirse Yeniden Refah İstanbul'da oyu kimden alır? AKP'nin adayından mı? Şöyle, bir kere şunu söyleyerek başlamak daha doğru olacaktır. Aslında bugün ölçümlerde Yeniden Refah'ın görünen oy potansiyeli özü itibariyle yakın geçmişteki Saadet Partisi'nin oy potansiyeliydi. Ama yayının başında ifade ettiğimiz üzere Saadet Partisi'nin bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi'yle ortak hareket etmesi tabanını kendisinden net bir şekilde uzaklaştırdı. Şimdi bu nedenle aslında orada bir Yeniden Refah Partisi Saadet'in potansiyelini elde etmiş oluyor. Bir bu notu tekrar düşme ihtiyacı hissediyorum. İkinci olarak da sorunuza gelecek olursak aday göstermesi halinde ağırlıklı olarak AKP'nin oyundan oy alıyor Yeniden Refah Partisi. Fakat nasıl ki HDP'de aday çıkarmayacağını bekliyorsam, tahmin ediyorsam benzer bir şeyi Yeniden Refah'ta da güçlü olasılık olarak görüyorum. Yani bence Yeniden Refah Partisi aday çıkarmama olasılığı daha yüksek. Çünkü düşünülenin ötesinde bir siyasal bağ var aralarında. Bir siyasal akrabalık söz konusu. İki partide kurucuları itibariyle siyasal İslam kökenli partiler. Ve kritik bir seçime giderken Yeniden Refah Partisi'nin ben İstanbul'da aday çıkarma ihtimali her şeye rağmen zayıf görüyorum açıkçası. Ankara'yı da sormak istiyorum. Turgut Altınok AKP'nin adayı, bir yanda mevcut başkan CHP'nin adayı Mansur Yavaş. Turgut Altınok'un bu yarışta nasıl ilerlediğini düşünüyorsunuz? Projelerden bahsediyor, o et veriyor, biz de but verdik diyerek ya da Anka Park üzerinden yeniden açılması gerekiyor diyerek bu ve benzeri projelerle karşımıza çıktı Turgut Altınok ve proje yarıştırmaktan da bahsediyor. Ben proje adamıyım diyor. Ama Mansur Yavaş'tan gelen açıklamalara bakıyoruz. Tüm söylediklerini galiba çürütüyor. Çünkü mevcut belediye başkanıyken ne kadar yardım yaptığını vurguluyor. Dolayısıyla da geçmiş eğer geleceğe bir ışık tutacaksa o verilerde ortaya koyuyor şu anda. O but yardımı yapıyoruz biz de derken ne kadar az sayıda kişiye ulaştığını görüyoruz. Turgut Altınok nasıl bir siyaset yöntemi izliyor? Mansur Yavaş'ın karşısında güçlü bir aday mı? Şimdi şöyle, yani muhalefetteki bir siyasinin et yardımını yapması, anlatması kendi içinde tutarlı ve bir karşılığı olan bir şey. Ama iktidarın temsilcisinin toplumun ister ete ister buta ihtiyaç duyar hale geldiğini ve bu ihtiyacı övünerek karşılayacağını anlatma hakkı pek yok bence. Yani dolayısıyla bu böyle bir anlatının iktidarın temsilcilerine çok ciddi bir katkısı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Öte yandan bu geride bırakılan süre içerisinde Sayın Mansur Yavaş önemli bir itibar sermayesi biriktirmiş durumda. Sadece Ankara değil, Türkiye'nin 81 ilinde yapılan ölçümlerde son derece iddialı, güçlü bir karşılığı söz konusu.
Bu sadece bir siyasiye, bir lidere olan beğeni değil, aynı zamanda güveni de kapsıyor. Bu nedenle ben Ankara seçiminde en azından ilk açıklamalara bakıldığında Mansur Bey'in düşünüldüğü kadar zorlanmayacağını düşünüyorum, bekliyorum. Daha rahat bir seçim görece geçirecek. Çünkü şu açıdan da bir not düşmek gerekiyor. İktidar bu geride kalan 5 sene içerisinde var gücüyle İstanbul'la ve Sayın Ekrem İmamoğlu'yla uğraştı. Ama Mansur Yavaş'ı o düzeyde hedef haline getirmedi. Şimdi 5 yıldır doğru düzgün eleştiri getirmediği, sadece eleştirenlere baktığımızda Melih Gökçek denilen izanını önemli oranda kaybetmiş bir siyasi figür sadece eleştiriyor. Ama onun dışında bugüne kadar bir büyük eleştiri getirebilmiş değil AKP kadroları. Bu saatten sonra yapacakları eleştirilerin de karşılık bulma potansiyelinin yüksek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bursa ile ilgili son çalışmalar vardı ORC'den, biz de ekranımıza yansıttık. Bursa'da daha önce il yönetimiyle bir anlaşmazlık söz konusu olmuştu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Çok az bir farkla da Bursa kaçırılmıştı. Bundan sonra önümüzdeki seçimlerde Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi olasılığını nasıl görüyorsunuz siz? Her seçimin sürprizleri vardır. Bu seçimin sürprizi Bursa olma olasılığı yüksek. Çünkü bir önceki seçimde de ifade ettiğiniz gibi çok az bir farkla kaybedilmişti. Öte yandan geçmiş dönem yapılan ölçümler bize gösteriyor ki büyük şehirler içerisinde görece memnuniyet düzeyi düşük olan şehirlerden bir tanesi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve çalışmaları hem de mevcut belediye başkanı Ali Nur Aktaş özelinde. Şimdi bu nedenle bir muhalefet adına bir potansiyel var ama daha büyük potansiyel şurada, o da Sayın Mustafa Bozbey'e olan ilgi ve güven, belediyeciliği konusuna olan güven. Ben 7 yıl kadar Bursa'da yaşamıştım ve orada da gerçekten de yani bir belediyecilik konusunda marka olan Mustafa Bozbey'di. Ve bu AKP'li kitleler tarafından da kabul görürdü. Yani AKP'nin hem kurmaylarından hem seçmenlerinden bu ağırlıklı olarak kabul gören bir durumdu. Hatta Cumhuriyet Halk Partililer, AKP'li yöneticileri hep şuradan parti eleştirirdi. Yani siz kendi belediyelerinizi methedersiniz ama Nilüfer'de yaşarsınız diye. Çünkü önemli bir kısmı da orada yaşıyordu. Çünkü yaşam kalitesi yüksekti Nilüfer'de. Mustafa Bozbey'in yönettiği Nilüfer'de. Dolayısıyla ben bu seçimin sürprizlerinden birini, hatta belki büyük sürpriz olacak yeri Bursa olarak gördüğümü ifade edebilirim. Evet, seçimin sürprizi Bursa. Seçimin kötü sürprizleri olabilir mi Sayın Ertan Aksoy? Hatay ile ilgili çok soru soruldu, mevcut başkanına dair gösterilmesi. Antalya ötelenmişti, mevcut başkan Muhittin Böcek aday gösterildi. DEM Parti sesini yükseltmişti. Şimdi Antalya'da aday gösterileceği söyleniyor DEM Parti tarafından. Hatay'da ve Antalya'daki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hatay'da muhalefetin şansını çok yüksek görmüyorum açıkçası. Bir özellikle şunu kabul ediyorum, yani orada öne çıkmış bir belediyeci, güçlü bir isim yok mevcudu değiştirmeye kalktığınızda. Ama mevcudun da bir iyi bir dönemi geride bıraktığını düşünmüyorum açıkçası. Özellikle deprem etkisiyle birlikte tabii ki toplumun beklentisi çok daha artıyor ama o tür dönemlerde imkanlar daha da kısıtlı. Bu nedenle Hatay'da muhalefet çok iddialı dersem inanmadığım bir şey söylemiş olurum. Antalya ise kritik açıkçası. Çünkü Antalya her seçimde ayrı bir şeyle, tartışmayla, ayrı bir dinamikle gidiyor seçime. Burada Sayın Böcek'in çalışmalarından toplum memnuniyeti iyi, memnuniyet var. Ama bir DEM Parti ayrışması söz konusu. Bana göre artık orada DEM Parti'nin aday çıkarmama ihtimali bir sürprize kalmış bir şey. Mucizeye kalmış bir şey. Ben aday çıkarmasını bekliyorum oradan. Aday çıkarması halinde de çok kabul etmek gerekiyor ki iktidarın adayları görece daha şanslı hale geliyor ama ölçmeden de doğrudan
böyle olacak demek çok mümkün değil işin doğrusu. Biraz evet. Oralarda da adaylar olduktan sonra yapılacak ölçümler daha doğru yol gösterecek. Şu ankiler biraz daha daha az yol göstericiliğe sahip ölçümler. Evet, bu arada bir son dakika gelişmesini de aktarıp size İzmir'i sormak istiyorum. Zira yine bugünün gündem başlıkları arasındaydı sevgili izleyicilerimiz. Sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te saldırıya uğramış ve yaşamını yitirmişti. Ramazan Pişkin'in yaşamını yitirmesinin ardından katilinin yakalandığı bilgisi bir son dakika haberi olarak ekranımızda yer alıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şöyle bir paylaşım yaptı. Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırı da maalesef yaşamını yitirmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı EB yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hoca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum dedi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Bu bilgiyi de bir son dakika gelişmesi olarak izleyicilerimize aktardık. Sayın Ertan Aksoy, son sorumda İzmir'le ilgili. İzmir'de uzun zaman aldı adayın belirlenmesi. Toplantılar yapıldı, saatler sürdü. Son olarak da karşımıza Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay çıktı. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Şimdi eleştiriler de var, destekler de var, anlamlı bulanlar da var. Tunç Soyer'den de sonradan bir tepki geldi. Alnım açık, başım dik dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir süreciyle ilgili yorumunuz nedir? Şimdi tabii bu tür durumlarda siyasi karar vericiler kararını oluştururken tek bir parametreye bakmıyor. Birden çok parametre var. Elbette ki bunların ilk akla gelenlerden bir tanesi geride bırakılan süredeki performans. Ben Tunç Bey'in, Sayın Tunç Soyer'in geride bırakılan süredeki performansının iyi olduğunu görüyorum. Yani orada bir büyük memnuniyetsizlik hali söz konusu değil İzmir'de. Ama bazen de siyasi karar verirken özellikle sol sosyal demokrat partilerde eşitler arasında başka konular öne çıkabiliyor. Bu da siyasi yol arkadaşlığı. Bence İzmir'de bir kararın oluşmasında bunun önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Cemil Bey, Cemil Tugay kongreye giderken değişimden yana taraf olmuştu. Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nda da bir önemli bir belediyecilik deneyimi de kazandı. Hı hı. Hem bu belediyecilik deneyimi, çünkü küçük bir ilçeyi yönetmedi, merkezde büyük bir ilçeyi ve seçmenin de daha üst sosyoekonomik statüde olduğu, dolayısıyla memnuniyetini oluştururken daha büyük kriterlere sahip olduğu bir ilçeyi yönetti. Zor bir ilçeyi yönetti, ne kadar kolay görünse de. Oradaki deneyimle birlikte anladığım kadarıyla İzmir Büyükşehir'de de iyi bir performans göstereceğine inandığı için mevcutta CHP Genel Merkezi onu adaylaştırmayı tercih etti. Ama ben İzmir'de bir seçim riski olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Aksoy Araştırma Başkanı Sayın Ertan Aksoy. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Size de efendim. Sevgili izleyenler, Sayın Ertan Aksoy ile konuştuk. Genel böyle iller bazında değerlendirmeler rica ettim ben kendisinden. DEM Parti'ye bakalım mı sevgili yönetmenim? Haber merkezimizin edinmiş